kaldığım yere geri döneyim. Trump gibi birisi ve toplumda sayıları, rakamları değişebilecek miktarda aşırıcı, tırnak içinde söylüyorum, manyak tipler bulunabilir. Burada önemli olan şey şudur. Sistemin bunlara yol açmaması, izin vermemesi. Yani Amerika'nın test ettiği ve bize gösterdiği şey aslında şu. Trump gibi sıra dışı bir başkan kendi kitlelerini harekete geçirebilir, onları motive edebilir, onlarla meclisi basabilir, bomba koydurabilir. Meclis bombası, biraz da bomba çıktı çünkü. Bunları yapabilir. Ama Amerika yapan taraf işte burada devreye giriyor. Amerika'nın kurumları ayakta. Kurumlar nedir? Emniyeti ayakta, yargısı ayakta, medyası ayakta. En önemlisi medyası ayakta. Şimdi Türkiye'de böyle bir şey olduğunu düşünün. Yani seçimi kaybetmiş bir Erdoğan ve meclisi basan, sarayı basan bir şey, meclisi basan bir kitle. Haberini bile göremezsiniz. Uluslararası medyadan görürsünüz. Şimdi sen de günlerdir izliyorsun. Amerikan medyası 7/24 bu konunun üzerinde. Ve Trump'ı destekleyen insanlar dahil olmak üzere Trump'ı linç ediyor. Bakın Fox News dahil olmak üzere. Şimdi Amerika'yı, demokrasiyi güçlü kılan şey işte bu. Yargı. Yargı mesela, Trump yargıyı şekillendirmeye çalışıyor. Ona rağmen yargı net bir şekilde anayasanın yanında duruyor. Ya kuvvet komutanları çıktı. Bakın önceki gün kuvvet komutanları çıktı, açıklama yaptı. Düşün ya, kuvvet komutanları çıktı, biz anayasaya bağlıyız. Bu tartışmaları tasvip etmiyoruz. Meclis başkanı tasvip etmiyoruz. Trump'ın açıklamalarına fiilen tekzip ettiler. Şimdi burada alınması gereken en temel nokta bu. Trump ateşle oynadı. Çok tehlikeli bir iş yaptı. Bunun hesabının verilmesi konusunda kendi partisinden daha çok ciddi tepki var. Ama Türkiye'nin alması gereken ders şu, ya da bizim gibi 3. dünya ülkelerinde yaşayan insanların alması gereken ders şu. Bir tane manyak çıkıp bir şeyler yapabilir ama önemli olan şu. Sigorta mekanizmaları çalışıyor mu? Sigorta mekanizmalarına müdahale etmemek gerekiyor. En önemli mesele o. Yani medyayı, yargıyı, diğer devlet kurumlarını ayakta tutmak gerekiyor. Türkiye'nin alması gereken ders bu. 3. dünya ülkelerinin alması gereken ders bu. Yani Trump olayından alınacak dersler dersek evet, bu işte. Diyor ki bu televizyonlardaki başlıklar, bu mahkeme süreci yemin töreninden sonra devam edecek diyor. Yani bu evet. Tamam, bu tamam şeyin Kapitol Kongre binasının bu saldırıyla alakalı muhataplarını elbette ki mahkeme süreçleri devam edecektir ama bu Trump ve çevresiyle alakalı da mı devam edecek? Ben onu tam anlayamadım. Biraz açıklayayım. Evet, Trump'la ilgili de yargılama. Şöyle anlatayım. Şimdi temsilciler meclisindeki oylama sürecin başlangıcı. Şimdi Amerika'nın bütün temel sistemi şu. Amerika'da bütün sistem kontrol ve denge üzerine kurulu. Yani hiçbir güce sınırsız yetki ve sorumsuz bir makam verilmiyor. Yani mesela temsilciler meclisi ve senatonun meclisin iki ayaklı olmasının esprisi de o. Bütün Amerika'nın kuruluş mantığı o. Denge ve denetleme sistemi, check and balance. Mesela temsilciler meclisine tek başına güç vermiyor. Çünkü temsilciler meclisinin elinde bulunan yapı kafasına göre takılmasın diye senato ile birbirini destekliyor. Bütün yasalar iki kanattan geçmek zorunda ve başkanın onayına gitmek zorunda. Bir güç, yani bir şey ele geçiren güç sistemi tamamen domine etmesin diye orada sigorta var. İşte bu sigorta burada da işliyor. Mesela temsilciler meclisinde Trump azledildi. Şimdi ikinci ayağı senatoda. Senato yüce divana dönüşecek. Anayasa Mahkemesi Başkanı gelecek. Hakim olarak senatoya başkanlık edecek. Senatörler de savcı olarak yargılamaya katılacaklar. Ve Trump burada yargılanacak. Daha önce Amerikan tarihinde yapılan örnekler ortalama 3 ay sürmüş yargılamalar. 80 günle 3 ay arasında geçen bir süreçte. Ve bu yargılama esnasında Trump'a yapılan suçlamalar gündeme gelecek. Trump kendini savunacak. Bildiğiniz mahkeme yargılaması olacak. Ve bu yargılama sonunda oylama yapılacak. Burada da Temsilciler Meclisi'nde salt çoğunluk gerekiyordu. Senato'da nitelikli çoğunluk gerekiyor. Yani 100 senatörden 67'sinin onay vermesi gerekecek ki çok ihtimal dışı değil. Çünkü şu ana kadar 8-10 civarında cumhuriyetçi isim Trump'ın azli konusunda oy vereceğini açıkladı ki bunlardan bir tanesi Liz Cheney, Dick Cheney'nin kızı, çok sembol isimlerden bir tanesi. Yani cumhuriyetçilerin 3 numaralı ismi olarak biliniyor. Ve şimdi cumhuriyetçiler de şunu yapmak istiyor. Bunu yaparak 1. Trump'a yaptığının hesabını sormak istiyor. 2. Trump'ın 2024 ve benzeri planlarının önüne geçmek istiyorlar. Çünkü Trump yine aday olmak gibi bir hesabı var. Çünkü Amerika'da aklı başında herkes şunu düşünüyor. Trump ateşle oynadı, ateş büyüdü. Bu ateşi sağa sola yakmadan söndürmek gerekiyor. Çünkü Trump gerçekten o kitleleri harekete geçirdi bu söylemleriyle. Yani sürekli demokrasiyi aşındıran söylemleriyle bu kitleleri harekete geçirdi. Şimdi birazdan Türkiye'ye geçeceğiz. Siyasilerin yaptığı konuşmalar
sokağa şiddet olarak yansıyor. Yani düşün, sen Erdoğan olarak ya da Bahçeli olarak bir açıklama yapıyorsun. Senin takipçilerin gidip rakip partinin milletvekili ya da genel başkanımsını dövüyorlar. Yani bunların hepsinin Amerikan versiyonu da söz konusu. Yani bu dünyanın her yeri için geçerli bir şey. Ateşle oynamayacaksın. Ateşle oynarsan bu yangın herkesi yakabiliyor. Şimdi burada senin sorduğun soru... Da belli olmuyor, evet. Evet, sorduğun soruya dönüp Trump'ı yemin töreninden sonra da Senato'da yargılayıp akabinde Trump'ın mahkum olması halinde yapılacak olan şeyler bu. Trump bir daha federal bir görevde yer alamayacak. Yani başkanlığa aday olamayacak, başka federal bir görevde yer alamayacak. İki, Trump'ın fena halde canını yakacaklar. Çünkü milyon doları bulan kayba uğrayacak. Emekli şey maaş. Başkanlara verilen bir takım yasal haklar var. Korumadır, seyahattir, maaştır. Bunun bir yasası var. O masa, onların hepsinden mahrum bırakılacak. Ve dahası, yani sadece Trump bu olaydan değil. Biliyorsun New York'ta çok sayıda dosyanın da tarafı. Şu anda başkan olduğu için mutlak dokunulmazlığa sahip. Dokunulmazlığından da kalktıktan sonra, 5 gün sonra dokunulmazlığı kalkıyor başkanı ve ondan sonra Trump'ın bayağı bir avukatla uğraşması gerekecek, savcıyla uğraşması gerekecek. Yani bu yargılamayı bu şekilde devam ettirerek Trump'a ve Trump gibi düşünen siyasilere bir mesaj verme niyeti çok bariz gözüküyor. Yani o gün ben temsilciler meclisindeki konuşmaları yaklaşık 3 saat sürdü. Olabildiğince dinledim, izledim. Yani cumhuriyetçiler dahi Trump'ı savunamıyor. Düşün, yani aslında Trump çok büyük bir şeyi başardı. Zoru başardı gerçekten. Kendi partisindeki milletvekilleri bile Trump'ı savunmuyor. Onların tek söylediği şey şu, itiraz edenlerin, yani impeach etme sürecine itirazları. Ya şu anda korona var, şu anda çok büyük bir salgın var, ekonomik sorunlar var. Ya enerjimizi oraya harcayalım. Trump zaten 5 gün sonra gidiyor noktasındalar. Ama yani cumhuriyetçilerin bu tavrına demokratlar çok kulak asmıyorlar. Trump'ı yargılama, mahkum etmek gibi bir kararlılık var.